Değerli Kıbrıs Türk halkı, tabii başlık alım gücü olamıyor. Çünkü alım gücü noktasında herhangi bir gücü kalmadı vatandaşın. Özellikle şimdi birkaç noktaya değinip neden alım gücü üzerinde herhangi bir paket açıklanmadı sorusuyla da tamamlamak isterim konuşmamı. Şimdi asgari ücret arttı. %52 civarında bir artış geç de olsa, ki Aralık ayı içerisinde bunun olmasını önemsiyorduk. Geç de olsa böyle bir artış kondu. Ancak Maliye Bakanı'nın tabii her gün bakan değişiminden kaynaklı acemiliklerinden mütevellit. Maalesef işte çok önceden %48 gibi bir hayat pahalılığı beklentisi söylemi piyasayı ister istemez kasıp kavurdu. Elbette hem üretici, çünkü girdi maliyetlerinin çokluğu, bir şekilde tüketiciye bu işin zam olarak yansımasını getirdi. Bu tartışmasız bir gerçek olarak piyasaya yansıdı. Şimdi önemli buluyorum elbette. Çeşitli seferlerde tartıştık asgari ücretin belirlenme usullerinin, sıklığının, hayata tutunabilecek rakamın onların, çalışanların eline geçmesinin çok önemli olduğu, bunun standartlarının gerçekten artık dişe dokunur şekilde daha uygun koşullarda belirlenmesi ve denetlenmesi, başka usullerin de getirilmesini hep tartıştık, konuştuk. Ancak asgari ücretlilerle sohbet ettiğimizde asgari ücretin arttığına sevinemeyen bir kesim olduğunu da bu insanların maalesef bir gerçeklik olarak yaşamaya başladık. Geçen yıllarda da bunları konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Çünkü o kadar yoğun, o özellikle Maliye Bakanı'nın acemiliğiyle ortaya attığı yüzdelik neticesinde zaten alacakları bu artışın eriyip gideceğini biliyorlardı. Ayrıca kontrolsüz, yani bir paket halinde yapılmayan, onları ve üreticiyi, küçük orta işletmeleri bir paket halinde korumaya da alabilecek bir yapıyla açıklanmayan her artışın maalesef işte yine alım güçsüzlüğünü bir şekilde arttırdığını görebiliyoruz. Çünkü enflasyonun bu kadar acımasız olduğu bir alanda bu kısır döngü herkesi içine sarıyor. Bu alım gücünü hiçbir şekilde artırmıyor. Dolayısıyla maaş artışı ya da hayat pahalılığının yansıması evet önemli, ama alım gücünde bir değişim yaptı mı yapmadı mı ya da ne kadar süre yapacak, bu başka bir tartışma. Şu konuşuluyor sokakta, yani ben sokağı sesini en azından birazcık yansıtma derdindeyim. Bu iş bir ay sürecek diyor bu artışı alanlarda. İster kamu çalışan olsun, ister asgari ücretli olsun. Bu heyecan en fazla bir ay sürecek. Çünkü bu iş hala hazırda, bugün haberlerde sabahleyin ilk müjdeyi gördük. Et fiyatlarına 150 lira gibi bir artış öngörüldü. Dolayısıyla %38 bir artış oradan geldi. Biraz sonra söyleyeceğim yıllık bazda nasıl artışların olduğunu ve yapılan bu aslında maaşlara yansıtılan artışların çoktan eriyip bittiğini, aslında bunun yaşandığını göreceğiz. Dolayısıyla ben bir paket beklerdim. Bu pakette evet asgari ücretliye artışı, evet kamu çalışanına artışı, ama bunun yanında KOBİ'lere özellikle prim desteğinin yüzdesinin artmasını veyahut ödenmeye başlamasını beklerdim. Aynı anda aynı kararla bunun açıklanmasını, hatta belirli süre belki de hibe destekleriyle bu insanların, çünkü matematik yapıyor tabii küçük ve orta işletmeler de, bu artışın nasıl fiyatlara yansıtılıp nasıl ondan sonra ücretlerin ödeneceği konusunda bir heyecan yaratıyor. Bu doğrudur, yanlıştır başka. Ama gerçekliği piyasanın budur ve başka bu ayın sonunda çok farklı rakamlarla karşılaşacak tüketici, özellikle dar gelirli, yine alım gücünün yerle bir olduğunu çok ağır yaşayacak. Ve beklerdim yine dediğim gibi prim desteğiyle, yani bu maaş artışları, asgari ücrete konan artış artı, KOBİ'lere prim desteği, hatta hibe desteklerinin verilmesi
Ve aynı zamanda da hep ısrarla altını çizdiğimiz, özellikle temel tüketimde, yine bizi anlatamayacaksınız ama yine sorayım. Neden mal ve hizmetleri yasasındaki yetkileri kullanıp kar marjlarını sınırlandıran bir kararı usulüne uygun şekilde, hep tartışıyoruz yaş meyve zebzedeki usulü, usulüne uygun şekilde gündeme getirmeyi ve piyasayı, alım gücünü birazcık rahatlatmayı neden gündeme almıyorsunuzu hala anlamış değiliz. Dolayısıyla bir paket halinde açıklanmayan herhangi bir artış ancak bir aylık süre için insanları rahatlatabilir. Ama o bile olmadı çünkü zamlar peşi sıra gelmeye başladı. Bununla alakalı denetimimiz zaten sıfır. Çünkü dediğimiz gibi özellikle temel tüketimde mal ve hizmetler yasasının kar marjını sınırlandırabilen, belli bir süre sınırlandırabilen yüzdeliğini, maddesini kullanmayı reddediyorsunuz. Çünkü tüccardan mı korkuyorsunuz, sermayeden mi korkuyorsunuz, bunu bize anlatmış değilsiniz. Ama tüketicinin dar gelirinin karşısında olduğumuzu siyaseten çok somut olarak ortaya koyuyorsunuz. Şimdi bu ülkede söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Çünkü cevap gelmiyor. Yani ekonomiden sorumsuz bakandan bunları almayı hep denedik. Hiçbir şekilde bu konulara değinmek gibi bir derdi olmadı. Bu anlamda da sormaya devam edeceğiz. Çünkü halkın gündemi gerçekten bir şekilde markete girebilmek, çocuğuna bir şeyler alabilmek, evini döndürebilmek. Şimdi bu ülkedeki gelir adaletsizliği, devletin sağladığı imkanlar konusunda da çok büyük bir makas içerisinde. Yani devlet bütçesinden çıkan örneğin %41.3 devlet ödemesi rakamlarının en zengin %20'ye gittiğini devletin kurumları tespit ediyor. Ve en fakir %20'nin devletten aldığı sosyal yardımdır, diğer cemile yardımlardır, şudur budur, %3.8'de kalabiliyor. Bu dengenin tam tersine dönmesiyle alakalı çalışmaların çoktan başlatılmış olması, sosyal devlet denen unsurun bu konuda dar gelirliye, devlete ihtiyacı olana sahip çıkması gerektiği tartışmasız bir gerçek olarak devletin ortaya koyduğu rakamlarla gündeme geldi. Hep söyledik, barınmaya, enerjiye, gıdaya, ulaşıma ve sağlığa hane halkının harcadığı bütçe yüzdesi %72 idi. Şimdi 1 milyar lira elektrik kurumuna borçlandırdınız %45'in üzerinde bir faizle. Onun geleceği çok net. Çünkü %30-35 zammı ilk açıkladınız, ondan sonra geri aldınız. Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Temel gıda maddelerinin artışı kontrolsüz bir şekilde, denetimsiz bir şekilde devam ediyor. Bu anlamda da mümkün değildir insanların artışla bile elde ettiği rakamların %100'ünü sadece barınmaya, enerjiye, gıdaya, ulaşıma ve eğitime harcamaması. Bunun dışında da çok büyük başka tabii gelirler, giderler gündeme gelecek. Şimdi örneğin son bir yılda sağlık, bu sizin kurumlarınızın, istatistik kurumunun ortaya koyduğu verilerdir. Tekrarlamak isterim sadece ki böyle havalı gezmeyesiniz. Ona bilmem ne kadar artış, buna bilmem ne kadar artış yaptık. Yaptığınız artış yapıldığı günün öncesinde zaten tüketilmeye başladı. Sağlık %100, %96 artmış bakın. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtları kullanma %89.5. Ulaştırma %84, giyim ayakkabı %70, temel gıda %65, alkollü içecekler ve tütün %70. Şimdi yaptığınız artışlarla bu temel tüketim maddelerine ulaşma ya da hayatta kalmakla alakalı meselelerin bir yılda artışı zaten birbirini çoktan götürmüş bir durumdadır. O anlamda da sadece artışa değil, alım gücünü bir şekilde koruyacak ve artıracak işlemlerin yapılma zorunda olduğu bir dönemden çoktan geçtik. Çünkü bir yılı aşkın bir süredir size çeşitli sorular sormaya devam ediyoruz. Ve çok kısa vadede
daha büyük sorunlarınız çıkacak. Yani dövize gözünüzü kapadınız, anlıyorum. Bununla alakalı sorumsuz olduğumuz konusunda da bir iddianız var. Ama uluslararası kurumlar, kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin orta vadeli planında ortaya koyduğu bütün öngörüler, bütün şeyleri sayabilirim size. Yani Amerika'dan Almanya'ya bütün o finans değerlendirme kuruluşlarının, örneğin dolarla alakalı yıl sonu tahminleri 40'tır. 40. Şimdi bizim ülkemizde bu enflasyonu engelleyebilecek bir mekanizmanız olmadığını söylüyorsunuz. Ama size alım gücünü bir şekilde koruyacak, tüketicinin markete girmesini sağlayacak, aldığı artışın derhal erimemesini getirecek bir formülü neden üretmediğinizi bize açıklayamıyorsunuz. Şimdi dediğim gibi et fiyatı sabahtan 150 TL zamlandığı haberi var. %38, bir yılda %120 olduğunu okudum. Dolayısıyla 750 TL kilosu eti kim nasıl yiyecek? Bunu da lütfen buralardan açıklayın. Özel okulların, çünkü özel okulların artık rakamları artıyor. Burada tartıştık. Çok detaylı tartıştık hem de. Öğrenci sayıları çeşitli sebeplerden dolayı artıyor. Özel okulların %100'ün üzerinde yine bir artış yapacağı konuşulmaya başlandı. Hükümet olarak defalarca söyledik. Özel okul sahiplerini en azından bu sıkışık dönemde, Mart ayı geliyor. Mart ayının dövizle alakalı olan sınavı, yani başarıyla geçirebileceğimizi düşünen varsa lütfen onun gerekçelerini de açıklasın. Mart ayı geliyor ve bu açıklanacak olan özel okul fiyatlarına müdahale edebilecek mekanizmayı ya da yasal kurgu yapmaktan imtina ediyorsunuz. Ama en azından diyalog kurmakla alakalı özel okul sahipleriyle bir girişiminiz varsa lütfen bunu da paylaşın. En azından elbette batmaları değil bizim isteğimiz, ama yüzme noktasında hem oraya çocuğunu gönderenlerin hem de okulların bir denge içerisinde olması gerektiğini söylemem gerekiyor. Bu anlamda 2024 yılı daha güzel olacak diye bir laf söyledi Başbakan. Hangi gerekçelerle, hangi güzellikleri öngörür? Lütfen bunu da bize söylesin. Çünkü bizim baktığımız yerden sizin bu kadar umursuzluğumuzla hiçbir şekilde 2024 yılının daha güzel geçeceği anlamını çıkaramıyoruz. Şimdi birkaç nokta daha var söylemek istediğim. Yine bir evin projesi açıkladınız. İkinci paket. Birinciden kaç kişi yararlanmış? Birinciden 260 kişi yararlanmış diye de bir müjde veriyor Başbakan. 260 kişiye kredi sağlayarak bir ev almasını, hangi ev? Stüdyo daire. Stüdyo bir daire almasını sağlayacak bir müjde verdiniz ve ikincisini açıkladınız. İnsanlar on binlerce TL masraf yapıyor, sıraya giriyor ama şartlar borcu olmayacak. Geliri işte geçen seferki için 80 bine dayanması lazım. Ayda 18-20 bin lirayı ödeyebilmesi lazımdı geçen sefer. Şimdi işler daha da tabii büyük rakamlara geldi. Çünkü döviz tabii artıyor. 6 ay önceki dolar rakamı 22 idi. Şimdi 30'a dayandı. Şimdi burada da diyorsunuz ki yine borcu olmayacak. Hane halkı geliri 155 bin olacak. Onu geçmeyecek ya da. Şimdi ve ayda 30 ile 40 bin arası, tam hesaplamadım ama hesaplayanların söylediği. 30 ile 40 bin arasında da bir aylık kredi ödeyebilecek. Şimdi varsa böyle bir ekonomik güce sahip, dar gelirli de ona bir stüdyo daire imkanı sunacaksınız. Lütfen gelin sayısını bize söyleyin. Daha da ileri gidiyor mesela açıklamasında Başbakan. Ve geçen defa buradan sorguladık. Bunu öğrenmek isterim. Diyor ki bu krediler için bankalar tarafından faiz dışında herhangi bir komisyon ve masraf alınmayacak. Bu kredi ve satın alınan konutlar için alıcı, satış ve ipotek işlemleri için tapuda ödemesi gereken vergi resim harçlardan muaf tutulacak. Hangi yasa temelinde? Bir yasa değişikliği mi var, haberimiz yok. Nasıl bundan muaf tutulacağını
bir yasal zemine bağladınız. Bir bakanlar kurulu varsa da gözümüzden kaçtı. Bunlar lütfen öğrenelim. En azından bize soranlara bunu yayalım. Ama elinizi geçen sefer de söyledim. Tırnağınızı bile bu taşın altına koymadınız. Yine Bankalar Birliği bu yükün kaldırılmasıyla ilgileniyor. Şu soruyu sormak isterim. Şimdi sanayi arsaları diye bir müjde verdi Ekonomi Bakanı geçen günlerde. Umarım sizin bilginizdedir. Sanayi arsalarının Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şirketlere ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yatırım yapması için verilecek bizim buradaki sanayi arsaları, anladığımız bu, ve teşviklendirilecek de. Ve diyor ki oradaki kurumsal yapılar, oradaki kurumsal büyük şirketler buralara sanayileşme ile alakalı gelecek. Bu da mavi vatan ekonomisi için bir hedef. Şimdi bunu birazcık kaşımamız gerektiğini düşünürüm. En azından bu bilginin detaylarını bizimle paylaşmanız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü burada üretim bu kadar zorken, enerji maliyetleri, çalışan maliyetleri, ham maddenin yurt dışından sürekli gelişi, dövizin sürekli artışı bu kadar maliyetli ve buna rağmen burada üretici, küçük sanayi işletmeleri varken bir de Türkiye'den büyük şirketlerin hiçbir engele takılmadan ve teşvik edilerek gelmesi neyi amaçlıyor? Bunu öğrenmek isterim. Buradaki üreticinin, çünkü kamunun elinde tuttuğu stratejik, kamunun sunmak zorunda olduğu kamusal alanları özel sermayeye verdiğiniz bir geçen yıl. Bunu gördük, tartıştık, peşinde olmaya devam edeceğiz. Ama küçük üretici, orta üretici, bizde Türkiye'nin yarışabilecek bir üretici olduğunu da öngörmüyorum. Bu alanda neyi hedeflersiniz? Bu alanda söyledikleriniz neye eşdeğerdir? Bunu merak içindeyiz. Çünkü Türkiye'den gelecek teşvik sistemi uygulanacak ve herhangi bir engele takılmayacak diyor Ekonomi Bakanı. Bu bizim için önemli bir soru. Bunu duymak istiyoruz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yani birçok konuya değinmeye çalıştım süre içinde ama bu ülkede biraz önce Celal Hanım söyledi ama tekrarlayayım. Bu ülkede büyük bir güvenlik sorunu vardır. Bu ülkedeki büyük güvenlik sorunu Kıbrıslı Türkleri ya da Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan herkesi tedirgin ediyor. Herkes evine güvenlik sistemleri kurma peşinde koşuyor. Yazılı sordum. Bu ülkede silahlanmayı bir şekilde teşvik ediyorsunuz. Bakanlar Kurulu kararlarını yayınlamaksızın silahlandırmanın peşindesiniz. Kaç kişiye verdiniz son 2 yıl içinde, 3 yıl içinde? Bu çok önemli bir sorudur bizler için. Hangi güvenlik gerekçesiyle verdiğinizde bizler için önemli bir sorudur. Bunu da öğrenmek isteriz. Yazılı verdim. Belki yazılı cevap gelir. Ama bu ülkedeki güvenlik sorunu, suçun nitelikleri çok farklılaşıyor. Sizin denetimsiz bir yapı kurguladığınız için işte üniversitelerden başka alanlara kadar denetim yapamadığınız, polisi güçlendiremediğiniz, ilgili teknolojik altyapıyı onlara bütçede dahi veremediğiniz için bu işler gerçekten tedirgin eden bir boyut kazanmıştır. Çok kısa süre önce çok büyük meseleler yaşadık, cinayetler gördük, kavgalar, kaçırılmalar artık günlük haberler haline geldi. Gasplar günlük haberler haline geldi. Bunların elbette ekonominin daralmasıyla, makasın açılmasıyla, sosyal dengenin şaşmasıyla çok ilgisi var. O yüzden sadece birileri geliyor da suç işliyor değil. Almayı reddettiğiniz ekonomik tedbirler, yani dar gelirliye, fakire bir şekilde daha fazla imkan tanıyarak alım güçlerini, hayat şartlarını artırma yönünde yapmadığınız her adım bize suç olarak da geri dönecek. Bunun altını çizeyim. Son konum şudur. Ünal Bey burada yok ama bu hafta yine bir Kıbrıslı Türk Türkiye muhaciretinden geri gönderildi. Bu konuda biz bir ay önce bir komite kurulmasıyla ilgili ısrarlı, gerekçeli ve
takipçisi olacağımız bir öneri sunduk. Bunu çoğunluk oyuyla reddettiğiniz ve şu sözü de verdiğiniz, biz bunun gerekçelerini öğreneceğiz hükümet olarak ve burada toplumla paylaşacağız. Bu tedirginliği, bu zora girişi Kıbrıs Türklere yaşatmayacağız dediğiniz. Bakın kaçıncı oldu? Kaçıncı Kıbrıs Türk'tür giremeyen? 13. 14. Dolayısıyla hala bir cümle açıklama bu kürsüden yapılmadı. Bunun sorumluluğu da boynumuzdadır. Kıbrıs Türkleri birçok alanda tedirgin etmeye, birçok alanda yaşam şansı bırakmamaya devam ediyorsunuz. Ekonomide yok, demokraside yok, Türkiye'ye seyahatte yok. Birçok alanı daraltıyorsunuz Kıbrıs Türkleri için. Dolayısıyla bu noktada da açıklamanızı bugün istiyoruz. Teşekkür ederim, saygılar sunarım.